Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar soru çözümleri bölümü 7. İlk soru şöyle. ABC sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi sıfıra eşitlenebilir? Benzer soru bir önceki videoda vardı. 6'da bölüm 6'da. Şimdi sıfırdan farklı demesinin numarası şu. Sıfır olunca karesi de sıfır olur. Ama sıfırdan farklı bir şeyse karesi pozitif olur. Şimdi sıfıra eşitlenebilmesi için şöyle bir bakıyoruz. Ne olabilir diye. Bir kere üçünü böyle direkt toplayınca sıfıra eşitleyemeyiz. Çünkü hepsi pozitiftir. Pozitif, pozitif, pozitifi toplayarak sıfıra eşitleyemeyiz. Bu da pozitif. Buradaki aslında her şey pozitif. Ama istisnai şeyini ikisini çıkarırsak sıfıra ulaşabiliriz. Mesela a-b sıfır olabilir. Buradan bir numara çıkabilir. Mesela 3'e 3 olur. Bu da 3'e 3 olur. 3 eksi 3 0. 0'ın karesi artı 3 eksi 3 0. 0'ın karesi 0. Zaten başka bir şey de yok soruda. Bu şekilde 0'a eşitleyebiliyoruz. Bunları eşitleyebiliyor muyuz? Bunları 0'a eşitleyemiyoruz. Çünkü içerileri 0'a eşitlememiz mümkün değil. Mesela burada eşitlesek burada eşitleyemiyoruz. Burada da şurayı eşitleyebiliriz 0'a ama burayı eşitleyemiyoruz. O sebeple B seçeneği. X ve Y gerçel, yani her şey olabilir sayılar olmak üzere X bölü Y 2 olduğuna göre diyor ki X 0 olabilir mi? Çok güzel bir soru. 2009 üniversitesi. X ve Y aynı işaretlidir. X tam sayı ise Y de tam sayıdır. Her zaman doğrudur demiş. X 0 olabilir mi? Olmaz. Çünkü bir şeyi sıfıra bölerek, sıfırı bir şeye bölerek 2'ye ulaşamayız. Doğru. X ve Y aynı işaretleridir. Doğru. Çünkü mesela eksi eksi veya artı artı. X tam sayı ise Y tam sayıdır. Bakalım. X 3 mesela. Y tam sayı mı? Değil. 3 bölü 2 olacak. 1,5 olacak veya. Dolayısıyla bu yok. Cevabımız 1 ve 2. 10 tane tam sayının toplamı tek sayı olduğuna göre bu sayılardan en çok kaç tanesi tek sayıdır? Yani diyor ki tekle çiftin toplamı neydi? Tek. Değil mi? Tek ile tekin toplamı neydi? 3 ile 3 mesela çift. İşte bu şekilde. Mesela 10 tane tek toplamı tek sayısı hepsi tek olsa ne oluyor? Tek 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 diye. Bu 10 tane tek sayıyı şöyle düşünebiliriz. 5 tane tek artı tek. Ve 5 tane çift olduğu için bunlar. 5 tane çiftin toplamı da çift olur. Dolayısıyla 10'u da tek olamaz. Peki 9 tanesi olur mu? 9 tane tek olduğunda bunların 8 tanesi şu şekilde çift 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 olacak. Çift olacak. Geriye kalan bir tek bir çift sayı olacak. Ve çift artı tek artı çift dediğimiz zaman tek sayı olacak. Dolayısıyla şartımızı da sağlıyor. 9 diyebiliriz. Diğerlerini denemeye gerek yok. Bu mantığı videolardan herhalde anlatabilmişimdir. En çok diyorsa en çok şıktan başlayıp bir bakıyoruz şöyle. Bir t bir tek sayı olduğuna göre hangisinin değeri çift sayıdır? Mesela 2t çift sayıdır. Fix yani. Çünkü 2 ile bir şey çarptığında çift olur. T'nin karesi çift değildir. Çünkü tek sayının karesi de tektir. Dolayısıyla bu çift değil. Hemen görmüş olduk. Tek ile çiftin toplamı çift değil. Şunlara bakalım. Mesela bir şey içerisinde olsa olsun 2 ile çarptık mı çift olur. Çift ile teki topladık mı tek olur. Şuraya bakalım. Tekin karesi tek. Artı tek. Tekle tek toplayınca çift olur. Cevap bu. Tekin üçüncü kuvveti tek. 4 ile çarpınca çift olur. Tekle çift toplayınca tek. Bu da değil. Yani cevap A da yine de bakalım. Tekin üçüncü kuvveti tek. 2 ile çarpınca çift olur. Tekin karesi de tek olur. Yani neye göre diyorum? Hemen kafamda bir tane tek sayı düşünüyorum. 3, 3'ün karesi 9. Demek ki tek oluyormuş. Çift artı tek tektir. Dolayısıyla bu da değil. Devam edelim. A pozitif bir tek tam sayı olduğuna göre hangisi çift sayıdır? Ben valla 1'i koyarım. İşte uğraşmam. Şu mesela 5 oluyor. Şu 1 oluyor. Şu 2 oluyor. Şu 3 oluyor. 1 koyunca şu da 5 oluyor. Şimdi bakınca hangisi çift sayı bu? Hani şöyle gidebilirsiniz de ben onu yani bu daha hızlı geliyor. Mantığı şu. A kare tekin karesi tek olur. Tekle bir tek olduğu için teki toplarsam tek olur gibi.
A1 tam sayı olduğuna göre hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? Kesinlikle çift deyince çift sayıları tanımlarken kullandığım bir 2A vardı ya, ona bir bakmak lazım. Hani şıklarda 2A var mı? Bir de 2A artı 1 de hep tek oluyor. Yani şu tekliğin sembolüdür. Şu da çift sayının sembolüdür. Çünkü A'yı neyle 2 ile çarptığımda A ne olursa olsun çift üretirim. Geçelim. Tam sayı bir kere 1 çıkarınca çift olmaz. A'nın sayı çiftti. 1 çıkardım, tek oldu. Karesini 1 ile toplayınca da bilemeyiz. Çünkü çift sayının karesi çifttir. Tek sayının karesi tektir. 1 ile toplayınca değişir. İkisinde de çift üretemeyiz. Şu olabilir, bir deneyelim. Mesela bir tek bir çift sayı için deneyelim. 1'in karesi 1 artı 1, 2. 2'nin karesi 4 artı 2, 6. Demek ki bu. Sonucu çift sayı oluyor. Diğerlerine bakalım. Küp bilemeyiz. Çift sayının küpü de çifttir. 2, 2, 2 çarptık mı? 3 de 8. 1, 1, 1 de tek. Tek sayının tektir. Buna hiç bakmayalım. Ama yine bakalım prosedür gereği. 1 olunca mesela 1'in karesi 1 eksi 2 artı 1. Ne oldu? 0 oldu. 2 olunca 2'nin karesi 4 eksi 4 artı 1 tek oldu. Çift oluyor, tek oluyor. Cevabımız C seçeneği. A1 tek tam sayı olduğuna göre 1 yazalım. Hangisi çift sayıdır? Şuraya yazdığımızda 3 oldu. Şuraya yazdığımızda 9 oldu. 1'i. Şuraya yazdığımızda 1'in karesi 1. 2 daha 3. Şuraya yazdığımızda 1'in küpü 1. 1 daha 4. 1'in 4. kuvveti 1. 6 daha 7. Hangisi çift? Bu çift. Demek ki. K pozitif bir tek tam sayı olduğuna göre hangisi çift sayıdır? 1'i yazdım. 1'in karesi 1, 5. 1'in 5. kuvveti 1. Eksi 4 çıktı mı? Bu negatif geliyor. Dursun. 1'in karesi 1, 2 daha 3. Öyle istisna negatifler olur da çok sorun çıkarmaz. 1 artı 1, 2. 2'nin küpü, yani 2 çarpı 2 çarpı 2, 8. 1 kere 2, 2, 1 çıktı, 1. Hangisi çift sayıdır? Buymuş çift sayı. Niye çift sayı? Çünkü 1 ile toplayınca tek sayıyı çift sayı ediyor. Çift sayında bütün kuvvetleri çift. Dolayısıyla çift. Ha, buraya gelirsek 1 olmadı mı? Mesela 3 veririz. Veya ona da vermeyelim. Şöyle gidelim. K'nın 5. kuvveti. Tek sayıların tek kuvvetleri tektir. Eksi 4. Tek sayıdan çift sayı çıkarınca çift kalır. Tek kalır, pardon. Dolayısıyla mesela 5'ten 4'ü çıkarınca 1 kalır. Dolayısıyla bu soruda D seçeneği. M tam sayı için sayısı pozitif bir sayı ise daima bir çift sayıdır. Güzel bir soru. Şunu arıyor. Eksi 1'in tek kuvvetlerinin tek negatif. Eksi 1'in çift kuvvetlerinin pozitif olması ilk eksi 1'i görünce aklımıza gelen şey olmalı. Ve diyor ki sayısı pozitifse öyleyse ne diyor? Şurası çiftse diyor yani. Onu kulağa tersten tutuyor. N kare artı 2n çifttir diyor. Öyleyse diyor, sen bir tek yaz, bir de n'e çift yaz. Bakalım n tek mi çift mi? Tek yazsak tekin karesi tek. 2n çift. Tekle çifti toplayınca tek olur. Öyleyse bu tek değilmiş. N çiftmiş. Bir de çift yazalım. Mesela 2, örneğin 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4. 4 artı 4 8. Çift sayı uyuyor. Çift mantığından dolayı çiftin karesi çifttir. Artı 2n zaten çiftliğin sembolü. Çift artı çift çifttir. Demek ki n çiftmiş. Yani bu kadar kulağı tersten tutmasının sebebi n'in çift olduğunu söylemek. Bunu söylerken şunu görmenizi istiyorum. Neden öyle? Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi oluyor. Çünkü mesela eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1. Eksi ile eksiyi çarpıyoruz, artı eksi ile çarpıyoruz, eksi oluyor. Ama çift kuvvetlerde eksi ile eksiyi çarpıyoruz, artı eksi ile eksiyi çarpıyoruz, artı artı ile artıyı çarpıyoruz, artı. Bunun kısa yolu. Neyse, n çiftmiş. Hangisi çifttir diyor. Buna göre şöyle bir göz geziyorum. Şu olmaz. Şu olabilir. Şu olmaz. Çünkü mesela çift sayının kuvveti çifttir. Tek sayıyla toplarsam tek olur. N'i zaten tekle toplarsam tek olur. Yine n'in bütün çift sayının bütün kuvvetleri çift de onu tekle mi topluyoruz, çiftle mi, ona bakacağız. Zaten buradaki eleyici nokta o. Dikkat edersek şıklarda 5, 5, 1, 1, 2. Yani topladığı şeyler tekse tek olur, çiftse çift olur. Çift sayıyı. Geçelim. X'ye ardışık doğal sayılar olduğuna göre hangisi her zaman çift sayıdır demiş. Güzel bir soru. Ardışıksa hangisinin büyük olduğunu dememiş ama
Farkları tek sayı. Yani mesela 2'ye 3 gibi bu. Farkları 1'dir. Biz farklarının 1 olduğunu bileceğiz. Toplamları da aynı şekilde tektir. 2'ye 3, 3'e 4 ne olursa olsun toplamları da tektir. Toplamları tekse toplamlarının bir fazlası da çifttir. Mantıken yani toplamları tek şu tekse teki 1 ile toplarsam onu çift yapmış olurum. Devam edelim. X, Y tam sayılar olmak üzere x kare tek. Yani diyor ki x tektir. Çünkü tekin karesi tek olur. Çiftse çift olur karesi de. X tek. X çarpı Y çift. Bu tekti. Demek ki çiftmiş Y. Bunları söyledi bize. Olduğuna göre hangisi çift sayıdır? Evet. Hangisi? Şimdi şöyle bir şıklara bakınca. Şimdi y'yi 1 ile toplayınca çifti tek yaparım. Tek ile çarpınca tek olur. O değil. Şu zaten çiftliğin sembolü. T ile T'de tekti. Çift ile teki toplarsam tek. Negatifler bir dursun. Tek ile çift toplarsam tek. Şuna bakalım. X artı 1, y eksi 1. X artı 1 yaparsam teki çift yapıyorum. Çift oluyor. Y eksi 1 de çifti tek yapıyorum. Ama çarpım çift ile teki çarparsam örneğin 2 ile 3'ü çarparsam çift oluyor 6 oluyor. Demek ki E seçeneği cevabı. Bu da mesela tek de çift 5 ile 2 5'ten 2 çıktı mı 3 oluyor. Çift olmuyor tek oluyor diyebiliriz. 4 eksi 7a bir pozitif tek sayı olduğuna göre yani diyor ki bu çift diyor zaten onu söyle. Çiftten neyi çıkarırsam tek olur. Teki çıkarırsam evet, çiftten tabii teki çıkarırsam 4'ten mesela 1'i çıkarırsam 3 olur. Demek ki 7a tekmiş. 7a tekse a da tektir. Çünkü 7 ile çarpılınca bir şey çiftken tek olmaz. Çiftlik çarpmada yutan bir şey. Yani mesela 2'yi 3 ile çarpınca 6 oluyor. Teki çift ile çarpınca çifte dönüştürüyor. Dolayısıyla bir şey tekse o tektir. Yani bir şeyin bininci kuvveti tekse onun hepsi tektir. A çarpı A çarpı A veya 1000 tane şey A, B, C, D, E hepsini çarpmış tek olmuşsa hepsi tektir. Yani içinde bir tane olsa hepsini çifte çevirir çift olsa. Şimdi öyleyse buradan bakacağız. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Kesinlikle deyince tabii bir kere daha bakıyoruz, dikkatli bakıyoruz. Şimdi tek sayı olduğunu gördük. Tek olmasaydı olmazdı dedik. 1, 1, 4, 1, 3. 2'ye hiç bakmıyoruz zaten çiftlik. Şimdi pozitiftir, negatiftir. Burada 4'ten 7a'yı çıkartmış ve pozitif bir şey elde etmiş. Yani pozitif. Burada 7, 1 olsa direkt negatif oluyor. Ama tam da olduğunu biliyorum. Tam sayı olduğunu da biliyorum. Demek ki bu negatif ki 4 ile topla 4 eksi deyince pozitif bir şey üretiyorum. Yani 4 eksi örneğin eksi 1 eksi 7 oluyor. Eksi 1 olduğu için. 4 eksi eksi 7'den 11 oluyor. Pozitif bir şey oluyor. Demek ki bu sayı negatifmiş. Bunu da görüyoruz. Cevabımız 1, 4. Pozitif, yani deneyerek de bulabiliriz. Pozitif koyunca sağlamayacağını görürüz. Tam sayı olduğu için. Ona dikkat ediyoruz. X ve Y tam sayılar için X artı 2'ye 11 olduğuna göre hangisi? Şimdi 2'ye demek 2'ye 2A 2B bunlar çiftlik sembolü. Bu da tek. Teki çiftle toplarsam tek eder. X tek sayıdır. Bunu gördüm. X sayısı Y'den büyüktür. Bunları bilemem. X ve Y'nin her ikisi de pozitiftir. Ekstra bir şey olabilir mi? Mesela birisi pozitif olur, biri negatif olur ama biri çok fazla pozitif olur. Diğerini engel. Çok uçuk bir şey olmasına da gerek yok. X artı 2'ye 11. Mesela örneğin x 19 olur. Y de eksi 4 olur. Toplayınca yine 11 olur. Dolayısıyla bu her zaman değil. Şu. Yalnız bir diyelim. A ve B A ve C birer tam sayı olmak üzere C bölü 2A, A 0 da değil demiş. Yani C de 0 değil demiş. Çünkü A 0 olsa C de 0 olduğuna göre hangisi daima doğrudur? Bir kere C'yi 2'ye bölüyorum. Bir tam sayı ortaya çıkıyor. Demek ki ben şunu bir görürüm. C bir çift sayı. Çünkü tek olsa 2'ye bölemem. Geri kalan şeylere baktığımda işte pozitifti, negatifti onları bilemiyorum şu an.
Biliyorum ki C çift tek olsa ben bölemem. Dolayısıyla bu soruyu da böyle çözüyoruz. Umarım faydalı olmuştur.